Bak şöyle bir giriş geldi aklıma. Boş duruyor burası. Boş duruyor, sonra keseceğiz arayı. Sonra pat bir anda biz geleceğiz. Evet falan diye. Nasıl? Boş duruyor derken. Yani boş oturmayacağız. Kalkalım. Kalkalım. Evet. Hoş geldiniz. Potpourri 5. bölüm. Sinan 5 dedik. 5 oldu değil mi? Evet. Evet. Yüksekten bir 5'teyiz yani. Ne diyorsun? Vallahi gümbür gümbür geliyor potpourri. Potpourri'de çok tutulan bir program. Çok beğenildi artık yani. YouTube'un en çok konuşulan Evet, programlarından. Twitter'da TT olduk. Evet, gerçekten. Potpourri olarak. Bakalım, teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Sağ olun, sağ olun diyelim. Sinan, bugün gündemimiz biraz üzücü. Hem senin hem benim de son haftalarda çok sıklıkla kullandığımız bir tabirle başlayacağım. Erkekler yeto. Çok doğru bir tabir. Evet Sinan. Gerçekten yeter artık yani. Erkekler yeto artık. Bıktık bu erkeklerden. Shakira ve Pique'nin ayrılığı çok gündem oldu. Pique'nin aldatmış ya. Ya aynen, bu böyle bir şey yapılır mı? Hem de arkadaşının annesiyle. Evet. Bilmiyordum. Canlı reaksiyon. Gerçekten öyle. Arkadaşının annesiyle aldatmış Şakira'yı. Yani çok ayıp etmiş. Hayır, hayır. Analar kırmızı çizgimizdir. Anacı Şakir'e, aman Piki anacı Peki çıktı. anancı çıktı. Ya evet, hiç yakışmadı. Ve Şakira kadar masum, mükemmel bir insan. Şakir Yani hakkında bildiklerini say bize. Şakira Pique ile 2010 Dünya Kupası'nda Vaka Vaka şarkısının klibinde tanışıyor. Aynı anda Şakira Lübnan asıllı, 6 dil biliyor. Hem güzel hem zeki. Ya böyle kadını bulmuşsun, gidip arkadaşının annesine sulanıyorsun. Yani her türlü falso. Gerçekten, gerçekten. Yakışmıyor. Sen birazcık vaka vakayı mırıldanır mısın? Montajla Birazcık mırıldanırsan. koyacaksak. Arkaya Şakira sesiyle. Aynen. Vaka vaka. Seninki şey oldu. Arda abi evi. Ay, O... hoş geldin Arda abi. Arda abi de, vaka vaka Arda abi de, Arda abi. Hoş geldin Arda. Evet, Pique 35, Shakira 45 yaşında. İki de çocukları var. Sağlam. Milan 9 yaşında ve Sasha 7 yaşında. Bir açıklama yaptılar beraber. Hemen çeviriyorum İngilizceden. Çok üzülüyoruz ki ayrılıyoruz. Çok üzgünüz ama ayrılıyoruz. Ve çocuklarımızın hatırına bu bizim özel şeyimizi özel bırakın. Çeviremedim. Anladım ben. Çeviremedim. Özel hayatımıza Hayat, dahil olmayın demek evet, öyle istemişler. demiş. Yani hiç olmadı ya. Şu an Ayrıl, burada da bir montajlı ayırdım aralardan. Nasıl? Shakira yırttı bu Aynen. fotoğrafı, sana Aynen. verdi. Gerçekten öyle. Shakira'ya buradan önerim. Pique ile olan bütün fotoğrafları, bütün Barcelona formalarını, Messi formasını falan bir tenekeye atsın, yaksın Barcelona'nın ortasında. Çok mantıklı Bir mı? ayinle. Bir de Instagram'dan bizi takip edebilir. Instagram'dan bizi değil ama Chris Evans'la bir takipleşmişler diye. Abi, ha Chris Evans, ha biz, Pot'la yani 23. viraj. ben de bir şansım denemek istiyorum hazır Shakira boştayken. Shakira birkaç ünlü erkeği takibi almış Instagram'dan. Yakın markajı. Evet. Shakira şu an yakın markajda. Erkekler tarafından. Erkekler yeto. Bir durun. Ya vallahi şu kitlemiz bizi biraz daha like'lasaydı falan biz de ünlü olacaktık. Biz de belki takip edecekti. Yani Gerçekten öyle. o Gerçekten öyle. potaya girebilirdik. 23. viraj yani. Neyse. Gerçekten öyleydi. Yani çok mutlu Ne kadar görünüyorlardı da hoş bir eskiden. çiftlerdi. Evet ama artık geçmişte kaldı. Buraya bir acılı müzik yiyorsa rejimimiz. Rejimimizden bir acılı müzik talep ediyoruz buraya. Gerçekten öyle. 11 yıllık ilişki ya. Ayıp ettim be Pique. Pique'nin Barcelona'dan da ayrılması gündemdeymiş. Barcelona'da kalmak istemiyormuş bu ayrılıktan sonra. Kendin Pique, ettin, kendin buldun. Bir de valla yakında valla çöplüklerden toplarız Pique'yi, ben diyeyim. gerçekten öyle. Kolonya içer. Çok doğru diyorsun. Çok doğru diyorsun. Bali çeker. Çöp kenarlarında ağlar Shakira, Shakira Sen ağlar mısın Shakira diye? diye.
Yani Ya sen normalde de ağlarsın ben 10 şekilde. yıllık bir ilişkiden ayrılsam ağlardım yani. Niye ağlarım? Ya bu erkekler gerçekten Evet ya. yani ayıp be. Shakira da hemen ama şey Aynen. yaptı. Shakira kıskaçtı ama şu an. Tabii o Erkekler da bir yeto. sürü erkeği takip almış. Evet. Ama iyi yapmış yani. Güzel yapmış gerçekten. Pique'ye müstahak. Böyle doğru kullandım mı? Bakalım çocuklar kime gidecek? Evli değiller. Hmm. Google'da en çok aranan şeyler Shakira ve Pique yazdığında Shakira ve Pique evli mi? Türk Evli değil. toplumu tabii evli olmasını da bekliyor. Çocuk varsa evet. Aynen, ama onlar yabancı. Çocuklar gerçekten kime gidecek acaba? Merak konusu. Merakla Bakalım. bekliyorum ben. Ben de. Google'a her gün yazarım. Shakira'nın çocuğu Çocuklar gitti mi? kimdi? Milan nereye gitti? Milan'la Sasha. Evet. Evet Sinan aşk. Aşk böyle. Aşk bizi mahvetti. Evet, geçen programda da, geçen değil birkaç eski programda da aşk bizi mahvetmişti. Aynen öyle. Ama bazı aşklar yaşandı. 31 Mayıs günü Bebek Evet. Sahil'de. Bebek Sahil gerçekten sevginin yuvası oldu diyebilirim. Ne Yani düşünüyorsun? çok halka açık bir sevgi gösterisi Hı. oldu. O gün postmodern bir gündü Türkiye için. Evet yani ülkeyi Rihanna defilesine çevirdiler. Hı. Yani kıyafetsiz dolaşanlar, kendini yakanlar. Belediye bankında yatan vardı. Çimende üst üste yatan Evet. insanlar. Belediye bankında ben hiç öyle yatıldığını görmedim. Vallahi ben de görmedim. Ya Gerçekten. da yolda öyle Yürüyün. eylemlerin, sevgi eylemlerinin gerçekleştirildiğini de Evet hiç evet. görmedim. Ben de görmemiştim. Onun için ayrı yerler, ayrı O siteler gün ne var. oldu yani? Bir de şu kendini yakan adam var. Ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Yaktın O da yani. ilginç bir konu yani. Ne bekliyorsun kendini yakınca? O gün ne olduysa ülkeye Bir şey oldu ya bir. valla acaba retrodan mı lan? Retro tam Retro'nun tam retronun son sonları zamanları. değildi. Merkür o gün çok geriye hızlı geriledi. Belki de retroya dayanamadılar. Önceki bölümde uyardık. Gerçekten. Uzmanlarımız uyardı yani. Uzman konuklarımıza yine teşekkür ederim. Ama yani umarım bu fotoğraf Bebek Sahil'dir. Çok Evet. gitmediğim bir yer. İnternetteki ilk Bebek Sahil fotoğrafını almadım. Orası biraz Evet, o hoş müstehcendi. değildi. Buraya 23. viraja çıkabilecek Bebek Sahil fotoğrafını aldım. Evet. Yani bebek sahil artık Hı eski hı. bebek sahil değil. 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 Gider misin bebeğe bundan sonra? Yani giderim ama bir Bir temkinli olurum yani. çekinirsin. Aynen. Kollarsın arkayı. Evet. Arkayı kollamak lazım. Doğru dedin. Öyle. Ya Merkür'ün bu kadar gerilememesi lazımdı. Merkür bitirdi bizi yani. Neyse. Neyse Sinan, retrodan çıktık bugün itibariyle. Çok doğru. Çok çıktık yani. Bir daha atladık. Evet ama uzayla ilgili çok büyük gelişmeler var. Merkür retrosu bitmiş olabilir. Ama Ama uzayla ilgili çok büyük gelişmeler var. Milli Uzay Programı açıklandı Sinan. çok heyecan duydum bu Gerçekten proje. 100. yılımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Evet, Şöyle bir açıklama vardı, onu da söylemek isterim. tabii. Uzay yarışında olmak bir lüks değil, bir mecburiyettir. Doğru denmiş. Ben şeyi merak ediyorum. Hani 2023'te bir Türk uluslararası uzay istasyonuna Hı. gidecek. Ne yapacak acaba? Bundan şeyin haberi var mı? Uluslararası uzay istasyonunun. Bir kapı çalınır. Kapıyı çalınır. Yani şey Geldim olabilir ben. mi? Bir gidersin. Mesela şey hani görevli zannedip hani çöp yok deyip açmayabilirler Hı. kapıyı. Ya da Ya da şey yap. bakıp dilenci zannedip açmayabilirler. Hani boşuna Kapıda gitmiş ben olmasın biliyorum bizim. dilenciler çalmasın kapıyı Ha. apartman girişi gibi. Aynen. Dilenciler Zaten şeyde yazıyor Uluslararası Uzay uzay İstasyonu istasyonu kapısında yazıyor girişinde evet. dilenci giremez diye. Belki amaç şeydir. O kadar geldik. Bir ağırlarlar. Bir çay vardır herhalde. Yani Uluslararası çay kesin vardır. demlikte çay olmadan yok diye biliyorum benim. Kaynaklarım var. Evet Uzay yani istasyonunda. ne yapacaklar uzayda çay keyfi olmadan sıkılırsın yani ne yapacaksın? Bir çayını demleyeceksin. Dünyanın dönüşünü izleyeceksin. Valla müthiş keyif yani. İki aday gidecekmiş Sinan. Gitsinler de dünya yuvarlak mı düz mü bize söylesinler işte. Evet ya Gerçekten yani akıllarda çok şu büyük bir konu soru ya.
çok büyük, milyonlarca yıldır süre gelen aslında soru. Hakikaten böyle düz dünyacılığını göndereceksin. Baksın. Bak lan. Gözünü zorlaştıracaksın değil mi? Adam kesin şey der. Bir dakika, niye adam dedim? Çok özür dilerim. İnsan. İki insan dedim ben sana. Der ki yok der, bana ilaç verdiniz, halüsinasyon görüyorum der kesin. Onu inandıramazsın dünyanın yuvarlak olduğunu. Yani neyse. Bizim izleyicilerimiz belki başvurmak ister. Söylemek istiyorum. 23 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor. uzaya.gov.tr'den başvurular yapılabilir. Çok büyük bir müjde de veriyorum buradan. Uzaya giden dönünce ya TÜBİTAK'ta ya da Türkiye Uzay Ajansı'nda istihdam edilecek ve 10 yıl zorunlu çalışacak. Çok iyi. 10 yıl garanti maaş. Gerçekten. 10 yıl uzaya gittiğin yetmiyor gibi, bir de maaşın da garanti. Vallahi harika bir program. Hepimiz başvuralım. Aynen. Uzayda tanıştıklarını 23 Haziran'da, o da bir tesadüf mü? 23. Viraj izleyenleri bilir. Yani uzaydaki tanıdıklarla gelir burada kaynaşırsın. Yerleştirirsin bazı başka devlet kurumlarını. Aynen öyle. Gerçekten iyi. Başvuru şartlarını söyleyeyim. Türkiye vatandaşı olacak. TC vatandaşı. Benim şeyler sayılıyor mu? Çift mesela, vatandaş. Yok yani, yeni yeni vatandaşını alan alıyorlar insanlar var ya. Olabilir. Olabilir. Onlar gitmesin. Vatandaş diye Suriyeli gönder. Onlar 23 Mayıs 1977 sonrası doğum olmak. 77. Bizim kitlemiz genelde genç bir kitle. 77'ler kaç yaşında oluyor ya? Bizim matematik seviyesi. 45 mi oluyor? 45. 45 yaşlıymış ya. 45 gitmesin. 45'te de ya gidersin de yani, ne daha yapsan? Genç olsa daha iyi olur. Üniversite mezunu istiyorlar ama mühendislik, tıp, fen bilimleri veya temel bilimler ve onların eğitim fakültelerinden mezun. Yani ne kaldı ki? Sözelciler kaldı. He. Ya niye mesela psikoloji mezunu gidemez mi? Oğlum, işletme okudun, gidemiyorsun. Abi olur mu? Uzaya, yani, uzayda lazım. Ya, bilmiyorum. Neyse. Sen İngilizce çok büyük şey, YDS 90 istiyorlar. YDS'den 90 alamayan da uzaya gitmesin demişler. Senin gök dilin vardı. Sen benim gidemiyorsun. Benim gök diye gidemiyorum tüh. TOEFL'a var ama TOEFL IBT'den de 101, 101 alırsan olur. 101 iyi istiyorlarmış. Çok da uzayda ne yapacaksın? Uzayda. Doğru, şimdi uzayda İngilizce konuşmak lazım. Biliyorsun Uluslararası Uzay İstasyonu resmi dilleri İngilizce ve Rusça. Doğru. Hı hı. Bu da ekstra bilgi. Bir anda geldi şu an. İçimden geldi yani. Boy Sinan ayakta. Ayakta. Aynen. 190.5 santim maksimum. Ha, maksimum. Ayakta aynen. Diye niye belirtmişler? Acaba böyle yatıp ölçülenler mi var? Yatınca daha uzun oluyorsun falan. Beni boydan çekiyorsan biraz denk edelim. Kiloda 190'ın üstü gidemiyor mu yani? Kiloda 43 ve 110 arası kilogram. 43 kilo biri gitmesin bence ya. O sıkışır. Patlar bence. Yani neymiş şöyle, en azından bir 50 kilo. Erkek adaylarımız, erkek 23. viraj seyircilerimiz için de askerlikle ilişkisi bulmaması gerekiyor. Yapma. Yapma Sinan, sen başvuramadın. Tüh. Askerliğimi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapmak istiyorum. Aslında olur. Bedelli falan. Bedelli de oraya gideceğim. Kaç aylık bir program bu? Ne kadar kalıyorsun? O tam açıklanmadı. Ama işte askerliğini... Bir aysa giderim ben. Görüyorsun burada ya. Askerliğini yapmış bir astronot. Bu evet. Er galiba. Aynen bu. Nasıl? Astronot kıyafetini beğendin mi? Güzel. Türk bayrağı var. TUA. TUA. Türk Uzay Ajansı. Gerçekten. A'yı güzel yapmışlar. NASA ile yarışır. Yıldız çıkarmış. NASA ile yarışır. 2018'den tabii. Beri. Yani yapmadığı etkinlik yok. Zaten 2023'te Ay'a gidiyoruz. Aynen. 5 yılda. Kurulduktan sonra bu kadar hızlı yükselen bir şey görmedim. Aynen öyle. Bütün Tuval. Tanıdıklar içeride herhalde. Vallahi hızlı yükseliyoruz. Çok iyi. Türkiye Uzay Ajansı. Evet, Sinan. Siz de gidin arkadaşlar. Yok, gidin bir uzaya görün. Uzaya Gov.tr'den lütfen başvurularınızı uzaya yapalım. Uzaya Gov.tr. İyi ki böyle şey yapmamışlar. Haydi uzaya falan. Haydi uzaya. Türkiye, uzaya. Nasıl? Ben güzel. Hemen jingle'ı şey yapalım, güzel. Satalım. Kubat'tan ve Crash'tan bir şarkı bekliyorum. Çok iyi dedin. Evet. Milli Uzay Programı için. Gelir. Tarkan da olabilir aslında da. Tarkan daha toplu etkinliklere evet, şey. Evet, burada evet. iki kişi gidecek. İki kişi. İkimiz gitmez miyiz? İkimiz, sen ve ben. Uzaydan bir sonraki potoyu uzaydan çekiyoruz. Sen nasıl olur? Böyle tam uzaya çıkacakken. Düşünsene, kulaklığı takmışım. Crash çalıyor. Çok iyi. Ama gideceklere de bir kitap önerim var. Ha, evet. Arkadaşlar. Bu kitabı okumadan gitmeyin. Dynamics.
dinamik. Üzerinde roket de var. Buna çalışın arkadaşlar. Yalayıp yutun. Dinamik kitabı. İyice bir okuyun bu kitabı. Çok önemli. Mühendislik mekaniği. Bu kitabı kapıda gösterin, uzay istasyonunda alınma ihtimaliniz artar. Evet. Diyelim. Bence öyle. Evet Sinan. Gerçekten. Yine konuşmadık, konu bırakmadık. Dolu. Ayrılığı konuştuk. Bebek sahili, sonra uzaya gittik. Gerçekten aynı yerler neredeyse. İkisi de akıl almaz olayların yaşandığı yerler. Evet. Garip bir hafta geçirdik be. Evet, yine her zamanki gibi haftayı değerlendirdik. Garip de olsa. Hı hı. Aşk dolu, uzay dolu bir haftayı geride bıraktık. Böylelikle de yeter artık. Potpourri'yi noktalandıralım. Şey yapalım. Ne yapalım? Konuşmamızı istediğiniz konu varsa bir sonraki potpourri'de konuşuruz. Bizim taraftarlarımız bize. Evet. Bizim ateşli 23. viraj taraftarlarımız evimizin önüne geliyorlar bazen. Gidin ya diyoruz. Gidin uyuyun ya. Kapatın hadi ya diyoruz. Geçen sokağa böyle ateş yakmışlar 23. viraj diye. Aynen, itfaiye biraz gece zor geldi. Evet. Neyse. Sağ olun ama yine de. Ne yapalım? Kapatalım ya. Hadi hoşça kalın ya. Hadi hoşça kalın. Kapatın ya. Hadi kapat. Kapat. Hadi kapat.